Merhaba. Şimdi 8. sınıf İngilizce sınavına hazırlık adına, ilk iki üniteyle ilgili önemli kelime ve kavramları gözden geçirelim. Öncelikle cümleleri okuyunuz. Daha sonra boşlukları uygun kişilik özellikleriyle tamamlayınız. Kişilik özelliklerini sorarken kullanılan soru kalıpları şunlardır. Davetlerle ilgili sınavlarda mutlaka soru gelir. Peki davet kartlarında hangi bilgiler yer alır? Gelin beraber örnek üzerinden inceleyelim. Davet kartlarıyla ilgili sorular ve Türkçe anlamları. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarla ilgili örnek sorular yayınladı. Aşağıda örnek sorulardan birisi yer almaktadır. Bizden mesajları okumamız ve soruları cevaplandırmamız isteniyor.
Bir daveti, teklifi ya da öneriyi kabul ettiğimizi belirtirken kullandığımız ifadeler şunlardır. Bir daveti, teklifi ya da öneriyi reddettiğimizi belirtirken kullandığımız ifadeler şunlardır. Bir teklifi ya da öneriyi reddederken devamında mazeret bildirmek adına şu ifadeleri kullanabiliriz. Bakanlığın paylaştığı örnek sorulardan bir diğeri. Soruda bizden duruma uygun bir cevap yazmamız isteniyor. Soruda arkadaşlarımızdan birinin bizi doğum gününe davet ettiği belirtilmiş. Devamında bir mazeret bildirerek daveti reddetmemiz isteniyor. Thanks a lot for your nice invitation. But I can't attend to your party. I have a terrible headache. I am going to see a doctor in the hospital. See you later. Yine bakanlığın sorusu. Yine bizden duruma uygun bir cevap yazmamız isteniyor. Soruda arkadaşlarımızdan birisi bizi akşam yemeğine davet ettiği belirtilmiş. Devamında bir mazeret bildirerek daveti reddetmemiz isteniyor. Thanks for invitation. I would love to but I can't. I have to finish my school project. See you later. Konuşmaya göre, boşlukları doğru olacak şekilde tamamlayınız. Şimdi ikinci ünite ile ilgili önemli kelime ve kavramları gözden geçirelim. İngilizce'de beğendiğimiz, sevdiğimiz şeyleri belirtirken şu ifadeleri kullanabiliriz. İngilizce'de beğenmediğimiz, sevmediğimiz şeyleri belirtirken şu ifadeleri kullanılır. Bakanlığın örnek sorularından, bizden tabloya göre kişilerin hoşlandığı ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade eden cümle oluşturmamız isteniyor. İkinci üniteyle ilgili önemli kelime ve kavramları hatırlayalım. Wow! İngilizce'de tercihlerimizi belirtirken prefer kullanılır. I prefer football. Ben futbolu tercih ederim. Cümlede tercih edilmeyen de belirtiliyorsa tercihler arasında to kullanılır. I prefer football to basketball. Ben futbolu basketbola tercih ederim.
tercihleri belirtirken fiil kullanılıyorsa fiile I, ing takısı eklenir. I prefer playing football to playing basketball. Üçüncü tekil şahısların tercihlerini belirtirken prefer fiiline se takısı eklenir. She prefers jogging to cycling. Bir şeyi yapma sıklığımızı belirtirken sıklık zarfları kullanılır. Şimdi sıklık zarfları ve anlamlarını hatırlayalım. Bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını sormak için kullanılır. Bu tür sorulara cevap verirken sıklık zarfları kullanılır. How often do you play basketball? I sometimes play basketball. I play basketball 3 times a week. I play basketball every Saturday. Hem İngilizce dersinde hem de sınavlarda başarı için soru köklerini mutlaka bilmemiz gerekmektedir.